ediyor. Cumhur İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerin özellikle borç yankıları devam ediyor. Adından bu dönemde çok sıkça bahsettiren belediyelerden biri de Kastamonu Belediyesi. Cumhuriyet Halk Partili Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, önceki dönemin MHP'li başkanının TÜGVA, Ülkü Ocakları ve MHP'ye yakın medyaya sağladığı ayrıcalıkları açıkladı. O ayrıcalıklar belediyeye milyonlarca liraya mal olmuş durumda. Ankara'da faaliyet gösteren Fikri Alem diye bir şirkete tam olarak 28 milyon 349 bin 77 lira reklam harcaması yapılmış. Kastamonu Belediyesi düğmeye bastı. TÜGVA, Ülkü Ocakları ve MHP'ye yakın medyaya akan kaynaklar kesiliyor. 31 Mart yerel seçimleriyle birlikte Kastamonu Belediyesi'nde yönetim MHP'den CHP'ye geçmişti. CHP'nin adayı Hasan Baltacı %49,98 oy alarak kentin yeni belediye başkanı olmuştu. Biz Kastamonu'nun malına, mülküne sahip çıkmakla yükümlüyüz arkadaşlar. Kastamonu Belediyesi Mayıs ayı belediye meclis toplantısı birinci oturumunda önemli bir karara imza atıldı. Kastamonu Belediyesi bütçesinde bir mali disiplin getireceğimizi, bütçeyi en etkin bir şekilde yöneteceğimizi, bizden önce yapılan israfları kamuoyuyla paylaşacağımız gibi bundan sonra da Kastamonu Belediyesi'nin bütçesiyle ilgili tasarruf tedbirleri alacağımızı söylemiştik. Belediye Başkanı Hasan Baltacı önceki dönemin usulsüz uygulamaları hakkında açıklamalar yaptı. Vakıf, dernek gibi kuruluşlar varsa bunlar bir zahmet kamunun kaynaklarını kullanarak devletin kaynaklarını, devletin yurdunu, devletin parkını, devletin vergi istisnalarını kullanarak değil, kendi öz güçleriyle topluma yararlı olsunlar. Belediye Meclisi tarafından alınan kararla Kuzeykent Mahallesi'nde yer alan Türkiye Gençlik Vakfı Çadır Kafe Kütüphanesi'nin sözleşmesi AKP grubunun itirazlarına rağmen oy çokluğuyla iptal edildi. TÜGVA ve TÜRGEV gibi kurumlar esasında toplum yararına çalışmak değil, bir siyasi anlayışı, bir siyasi ideolojiyi yaygınlaştırmak üzere belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarını istismar eden yapılardır. Bu istismara bundan sonra izin vermeyeceğiz. Hasan Baltacı, önceki belediye döneminde bütçeden MHP'ye yakın medya organlarına aktarılan kaynakları da açıkladı. Bengü Türk TV'ye 739.183 Türk lirası para ödemiş arkadaşlar. Teknolojinin geldiği aşamayı düşündüğünüzde, sosyal medyanın geldiği aşamayı düşündüğünüzde, elinizdeki bir kamerayla yapabileceğiniz işler için Bengü Türk TV'ye Kastamonu Belediyesi olarak tam 739 bin lira para ödemişiz. Kastamonuların hakkından ödemişiz. Dahası ne yapmışız? Türk Gün diye bir ajans varmış. Gün gazetesine abone olunmuş. 461.685.000 TL o gazeteye Kastamonu Belediyesi kaynak aktarmış arkadaşlar. Şimdi... İşte böyle rezaletler ortaya dökülürken bir de bundan utanmayıp yaptığı rezaletin peşine düşenler var. Manisa'nın Yunus Emre Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra şatafat ve ultra lüks makam odası mobilyalarıyla gündeme gelmişti, konuşmuştuk. AK Partili eski Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi eşyaların kendisine ve eşine ait olduğunu öne sürerek geri almak istedi. Bir baş soruyu yapın, belgeyi sunun, ondan sonra gelin. Kamuoyunu kendi aranızda oluşturun, başka şeyle değil. Yunus Emre Belediyesi'nin AKP'li eski belediye başkanı Mehmet Çerçi gündem olan lüks eşyaların peşine düştü. Yunus Emre Belediyesi çok borçlu bir belediye. Yani Manisa'daki neredeyse bütün belediyelerin borcu kadar Yunus Emre Belediyesi'nin borcu var. Çerçi, şatafatlı makam odasındaki bazı eşyaların kendisine ve eşine ait olduğunu öne sürerek geri alması için AKP Yunus Emre İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ali Düden'i belediyeye gönderdi. Ancak Düden beklediğini bulamadı. Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve Özge Arslan tarafından karşılanan Düden'de resmi belge istendi. Düden bu isteğe bir yanıt veremedi. Çünkü elinde resmi bir evrak yoktu. Elini konusunda bunu böyle manzara götürmezse bunun boyutları var.
AKP'li Düden, yetkililerin uyarıları ve konuşmalarının ardından belediyenin önünden ayrıldı. Kolay gelsin. Hayırlı işler bakalım. Yunus Emre Belediyesi, yerel seçimlerin ardından şatafatlı makam odasıyla gündeme gelmişti. Belediye, CHP'ye geçtikten sonra 1.2 milyar lira borcu olduğu ortaya çıkmıştı.